Canlarım selam 90 gün matematik kampımızın geldik bugün tamı tamına 28. gününe bugün bir miktar heyecanlıyım arkadaşlar çünkü AYT kampında önemli bir dönemeçe önemli bir yol ayrımına geldik AYT matematikte trigonometriye başlıyoruz trigonometri benim anlatmaya eee anlatmaktan en keyif aldığım ünitelerden bir tanesidir arkadaşlar. Çok severim. Ee, o yüzden çok keyifli geçeceğini şimdiden söylüyorum. Şimdi trigonometriye geçiş bizim için sadece benim kişisel olarak trigonometri anlatmayı sevmemden kaynaklanmıyor. Trigonometri öncesi kısmı AYT'nin temeli olarak söylemiştik. Demiştik ki polinom fonksiyon, ikinci dereceden denklemler, parabol ve eşitsizlik bu 5 ünite karmaşık sayıları denklemlerin içine alıyorum. Çünkü o trigoda, logaritmada, dizilerde yani bundan sonraki konularda çok karşımıza çıkmayacak karmaşık sayı. Biraz kendi başına çıkacak karşımıza. Ama bu 5 tane ünite bizim bundan sonra göreceğimiz bütün ünitelerde, trigonometride, logaritmada, dizilerde, özellikle limit türev integralde çok fazla karşımıza çıkacak. Bunlar bize hani nasıl biz TYT'nin temeli için işte problem öncesi konular diyorduk ya. Temel kavramlar, üslü köklü, çarpanlar ayırma, mutlak değer. Bunları bilirsen matematiğin temelini oluşturuyorsun demiştik. İşte o bu AYT kampındaki ilk 5 üniteyi de bilirsen AYT matematiğin temellerini oluşturuyorsun. Biz artık bu temeli yeterince oluşturduk diye düşünüyorum. Kamp değerlendirme videomuzda bunlarla alakalı konuştuk. İşte toplamda trigonometri öncesi AYT'nin temeliyle alakalı kaç tane konu anlatımı sorusu çözdük. Kaç tane efşinada çözdük. Kaç test ödev yaptık. Kaç soru ödev yaptık? Yani yaptıklarımızla bugüne kadar geldiğimiz noktayla biz üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık ve AYT'nin temelini çok güzel bir şekilde oluşturduk. Bu saatten sonra bu ilk 5 ünite artı karmaşık sayı ile ilgili gelip gelebilecek bütün soruları yapabilecek kapasiteye bilgi birikime ve pratiğe sahipsiniz. Kendinize karşı kendinize haksızlık etmeyin. İnanılmaz güzel bir 27 gündü ve bu 27 günde içinden geçtik bu konuların. Hani mütevazi olmaya gerek yok. Hocam işte yaptık bir şeyler falan değil. Dibine kadar yaptın kardeşim. Hiç problem yok. Bundan sonrası artık daha da özgüvenli gitsin. Daha da motive gitsin tamam mı? Şimdi trigonometriye başlıyoruz. Arkadaşlar kolay değil bakın. 15 konu anlatımı dersi 4 tane de Efficionado dersiyle 19 ders, 19 video. Bak şu dipnotu vereyim sana. Geçen sene trigonometri kampı yaptım. Geçen sene trigonometri kampı yaptım. Hatta bu sene trigonometri kampını iki hoca bir daha anlatacak. Kenan Kara biraz geometri bakış açısıyla. SML Hoca matematikte biraz matematik bakış açısıyla. Benden yani benim yaptığım kampın üstüne iki kampta onlar yapacak. Biz koskoca kitap anlattık size. Ve ben geçen sene trigonometri kampını 20 videoda anlattım. Bak AYT kampının içerisinde 19 videoda trigonometri anlatacağım size. Yani zaten içerisinde de e, yanlış hatırlamıyorsam 350'ye yakın soru var. Bakın 350 soru zaten bir trigonometri fasikülünün içerisindeki soru adedi kadar. Yani o kadar ayrıntılı trigonometri konuşacağız sizlerle. Bu trigonometri bittikten sonra trigonometri yapamama ihtimalinizi sıfırların altına indireceğiz. Ama sizden tek istediğim şey var. Artık daha özgüvenli, artık kendinden daha emin ve lütfen ama lütfen söylediğim yapın arkadaşlar dediğim şeyleri noktası virgülüne kadar bir tırnak içinde emir telakki ederek yapmanız trigonometriyi öğrenmeniz ve çıkacak 4 ya da 5 sorunun 5'ine de alnının çatına da vurup 5'te 5 ya da 4'te 4 yapacak seviyeye gelmeniz için çok önemli. Hani onu da söyleyeyim bir dipnot olarak. Şimdi 90 günde Ayete Matematik kampı video ders kitabımızdan trigonometrinin birinci dersinde nereye işleyeceğiz? Hemen sizlerle konuşalım. Sayfa 116'yı açıyorsunuz. 116, 117 ve 118'i sizlerle beraber konuşuyor olacağız arkadaşlar. Toplamda 3 sayfa konuşacağız ilk sayfada yönlü açılardan bahsedeceğiz. ikinci sayfada esas ölçüden bahsedeceğiz. Üçüncü sayfada da birim çemberden bahsedeceğiz ve bitireceğiz. Bu bizim arkadaşlar trigonometrimizin ilk dersi olacak ve bugün 28. günde başka ders yayınlamayacağım. Yani başka ders izlemeyeceksiniz. 28. günde sadece ve sadece bir dersi bir videoyu işlemiş olacağız. Peki hocam ödev var mı diye soracak olursanız var. Bir testte ödevimiz var. 90 günde ayete matematik kampı soru bankamızdan yani ödevlendirme kitabımızdan trigonometri test biri size ödev olarak veriyorum arkadaşlar. Benim bugün çözeceğim 19 soru artı işte ispatlar özelliklerin yanında burada da 12 soruluk bir ödeviniz var. Bu ödevi de güzel bir şekilde yapıp hallederseniz trigonometrinin birinci videosunu yani trigonometrinin temelini güzel bir şekilde atmış olursunuz benim güzeller güzeli öğrencilerim. Ayrıca çoğu öğrencimizin 11. sınıfta da bu videoyu izlediğini düşünüyorum. Ee, çünkü gelen yorumlara geçen seneki kampın gelen yorumlarına baktığım zaman trigonometri 11. sınıf 1. dönemin ilk konusu olduğu için çok fazla yorum geliyor. Siz burada bu videoyu izleyecek misiniz? Hayır çıkın dışarı diyormuşum. Yok canım tabii ki izleyeceksiniz. Bu videoyu izleyin arkadaşlar ama şöyle bir dipnot da vereyim. Biz sadece 11. sınıf trigonometri için Kenan hocanızla, daha doğrusu 11. sınıf matematik ve geometri için bir video ders kitabımız var. 11. sınıf matematik video ders kitabı. Bu video ders kitabında 11. sınıf müfredatında güzel ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum. Onu da araya sokuşturayım. Ama şimdi valla e ya yemin ediyorum bu video yani eşitsizliği bitirdim ya. Eşitsizliği bitirdikten sonra Hemen şöyle aklıma eşitsizlikten sonra trigonometrinin başladığı geldi. Böyle bugün, böyle mutlu mutlu ben akşam çekiyorum şu anda videoyu. Bazen videoları sabah çekiyorum, bazen öğlen, bazen akşam. Şu an akşam çekiyorum ve çok mutluyum ya. Acayip böyle trigonometri, trigonometri anlatacağım için çok keyifliyim. E, bu keyfim arkadaşlar, soruları anlatma biçimimden tutun da ayrıntılı anlattığım her şeye sirayet edecek bu konuda da emin olun. Sizden tek istediğim şey benim enerjimi, benim heyecanımı benimle beraber paylaşın olur mu? Ben burada böyle heyecanla heyecanlandırırken siz böyle uyuz uyuz böyle üf, bitse de gitsek falan tribine girmeyin. Böyle sonuna kadar saniyesini, dakikasını, her şeyini keyifli keyifli ve verimli verimli geçirelim. Şimdi önce kamp programımıza bir değineceğiz, bir bakacağız. Şöyle kısa bir selam vereceğiz. Ondan sonra da trigonometri bir dersimizi başlatacağız. Buyurun efendim kamp programımız gelsin. Evet, karşınızda kamp programımız. Şöyle iki tık yaklaşayım. Dün ne yaptık? Eşitsizlikler Fichinaldo Testi 1 tamam. Eşitsizlikler Fichinaldo Testi 2 tamam. Eşitsizliklerle ilgili Fichinaldo Testi gününde tam tamına 4 test ödev vermiştim. Bu ödevlerde tamam ve halledilmiş bir şekilde ben ben ilk 27. 27 günle alakalı her şeye noktayı koydum diyorsan şimdi 28. gün trigonometri bir dersi senin için başlıyor. Evet, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi yönlü açılarla başlıyoruz. Yönlü açılar ne demek hocam o yönlü açılar? Şimdi <laughs> her açının bir yönü vardır. <laughs> Nasıl bu ses lan? Her açının bir yönü vardır arkadaşlar. Açıların yönleri ya pozitif yönlüdür ya da negatif yönlüdür. Bunu biz açının pozitif ya da negatif yönlü olup olmadığını saat yönüne göre belirleriz. Yani açılar saat yönündeki e, hareketine göre isim alırlar. Şimdi saat yönü dediğimiz yön bu yön değil mi? Saat yönü şöyle saat yönünü düşünün. İşte saat yönündeki açılara biz negatif yönlü açılar deriz arkadaşlar. Saat yönünün tersin yönündeki açıları da pozitif yönde. Bakın bu açımız böyle geliyor. Şöyle devam ediyor. Şöyle gidiyor. Yani bu açı aslında saat yönünün tersi. O yüzden bunun yönü pozitif. Bu pozitif yönlü bir açı. Bu aşağıdaki açıda farkındaysanız saat yönünde ilerliyor değil mi? Yani bu açının yönü de negatif. Bu da negatif yönlü bir açı. Şimdi pozitif yönlü açıda baktığımız zaman açının böyle devam edebilmesi için arkadaşlar başlangıç noktasının A, bitiş noktasının B olması lazım. Yani A, O, B olacak ki saat yönünün tersinde hareket etsin. Başlangıç noktası A olacak, bitiş noktası da B olacak. Tam tersi saat yönünün tersinde yani negatif yönlü açıda da başlangıç noktası B olacak, bitiş noktası A olacak. Çünkü açı böyle hareket etmeli. Yani başlangıç B, bitişte A noktası olarak isimlendirilmiş olacak arkadaşlar. Tamam mı? İşte buraya yazıyoruz. Saat yönünün tersi yönündeki açılara biz saat yönünün tersi bak hemen bir daha bakalım. Saat yönü bu, saat yönünün tersi bu. Saat yönünün tersindeki açılara pozitif yönlü açılar diyoruz pozitif yönlü açılar diyoruz. Saat yönündeki açılara da negatif yönlü açılar diyoruz. Negatif yönlü açı adını veriyoruz. Şimdi bakalım aşağıya. Bakın iki tane açı var. İkisi de 45 derece arkadaşlar. Hiçbir tereddüt yok. Hocam bu da 45 bu da 45. Aynen karşım. İkisi de 45 derece. Ama bir tanesinin yönü pozitif yönlü, bir tanesinin negatif. Bakın bu saat yönünün tersinde yani bu artı 45 derecelik bir açı. Ama bu açı saat yönünün tersi yönünde bir açı. Şey saat yönünde bir açı özür dilerim. Yani negatif yönlü. Yani eksi 45 derecelik bir açı. Hocam bunların arasında fark var mı lan? Tabii ki var. Dalga mı geçiyorsun? Fark olmaz olur mu? İkisi de farklı olaylar. Farklı durumlar farklı şekilde cereyan edecek. Bir tanesi pozitif yönlü 45 derece. Bir tanesi de 45, negatif yönlü 45 derece. Tamam mı gülüm? Gülüm gülüm yetmez ölüm savur külüm. Özellikle devam ediyoruz. Şimdi bir çemberin bir çemberin o çember girdi işin içine. Evet trigonometride çemberi çok sık kullanacağız. Bu gözlüğümün hali ne böyle ya? Dalga mı geçiyorsun ya? Ben de niye göremiyorum diyorum. Çünkü gözlüğüm şey gibi yani. Hani bitmiş abi gözlük. Şöyle hemen silelim. Lense mi geçsem ne diyorsunuz çocuklar ya? Ha? Yani Lense geçince böyle ders anlatacağım. Bir tuhaf olur musunuz? Şöyle bir bakın. Şöyle anlatıyorum. Bir çemberin falan tuhaf ol, bir değişik oluyorum değil mi? Gözlerim küçük gözüküyor falan. Gözlükle devam diyenler beğensin. E, ee, lens diyenler yorum yapsın diyormuş. <laughs> evet. Bu arada gözlüğün linkini Instagram şeyine bıraktım falan. <laughs> evet. Bir çemberin arkadaşlar 360'ta birine 360'ta birine yani yani 1 bölü 360'lık kısmına bir derecelik yay diyoruz. Bu yayı gören merkez açıya da bir derecelik açı adını veriyoruz. Şimdi dur hocam bir dakika bir çember var bu çember 360 derecelik bir yaydan oluşuyor. 360'lık bir yaydan oluşuyor. Bunun 360'ta birine yani 1 bölü 360'ına bir derecelik yay diyoruz. Bu yayın gördüğü merkez açıya da bir derece adını veriyoruz. İnelim şurada bakın göreceksiniz. Bakın bu gördüğünüz gibi 360 derecelik bir çember. Bu çemberin şurada gördüğünüz 360'ta birlik bir yay uzunluğu. 360 bölü 361 derecelik bir yay uzunluğu, bu bir derecelik bir yay. İşte bu bir derecelik yayı gören merkez açı, yani merkezden bu yayı gören açıya da alfaya da bir derecelik açı adını veriyoruz. Yani alfa eşittir bir derece olmuş oluyor, tamam mı? Bunda bir problem yok. Şimdi, şimdi bu sefer biz buradaki bir derecelik yayı R olarak alıyoruz. Yani yarı çapın uzunluğu kadar bir yay uzunluğu olarak alıyoruz. Bu sefer açı değil uzunluk. İşte, işte bir çember yarı çap uzunluğunda parçalara ayrıldığında çemberin tamamını yarı çap uzunluğundaki yay parçalarına ayırdığımızda bu sefer bu parçalardan bir tanesini yani R kadarlık yay parçasını gören merkez açısının ölçüsüne de bir radyan adını veriyoruz. Yani bu alfa eşittir 1 radyan oluyor. Alfa eşittir 1 radyan. Bir derece ile 1 radyan farklı şeyler. Birazdan da zaten derece radyan dönüşümünü konuşacağız. Şimdi arkadaşlar tam çember yayının ölçüsü 360 derece ile gösterilir derece bazında. Ve 1 bir derecede birin üstüne şöyle bir yuvarlakla gösteriliyor. 1 derece. Bir tam çember yayının ölçüsü radyanla gösterilecekse yani derece olarak değil de radyan olarak gösterilecekse ona da 2 pi radyan diyoruz. Tamam mı? Buradan şunu anlıyoruz ki zaten 2 pi eşittir 360 derece. İsterseniz her iki tarafı 2'ye bölerek de pi eşittir 180 derece olarak da görebilirsiniz. Pi eşittir 180 derece şöyle kutu içerisine alalım. İşte o yüzden de tam çember yayının ölçüsü derece değil de radyan cinsinden 2 pi radyan olarak buraya da yazalım isterseniz 2 pi radyan olarak gösterilirse o zaman bir radyan da birin yanına şöyle büyük R harfiyle gösterilmiş oluyor. Tamam mı? Anlaştık mı mevzuyu? Peki mevzuyu anladık. Gördüğünüz gibi derece, gördüğünüz gibi radyan. Bir daha toparlıyorum. 360 derecelik bir çemberin 360'ta birine yani bir derecelik yayın gördüğü merkez açıya bir derecelik açı diyoruz. Bir çemberin tüm hepsinin tüm hepsinin yaylarını eğer yarı çap uzunluğu kadar parçalara bölersek o parçalardan birisini gören merkez açıya da bir radyan diyoruz. Tamam mı? Şimdi dereceyi arkadaşlar dakika, dakikayı da saniye cinsinden yazma. Buradaki dereceyi istisna olarak saat gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bir saat kaç dakika? 60 dakika. İşte bir derecede 60 dakikadır. 60 dakika. Dakikanın gösteriliş biçimi yanında yazdığı sayı mesela 60 dakika olarak göstereceksek 60'ın yanına bir çentik atarız tek çentik üstündeki tek çentik dakikayı sembolize eder. Biliyorsunuz bir dakikada 60 saniye saniyeyi gösteren sembolde e, saniyenin yanına yani kaç saniyesi 60 saniyenin yanına iki tane çentik. Yani dakikada tek bir çentik var saniyede iki tane çentik var tamam mı canlarım? Peki bunu da konuşmuş olduk. Şimdi gelin Gelin saniye dakika derece ile alakalı sorular. Bunlardan normalde müfredatımızda kesin var. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Müfredatımızın da yani 11. sınıf müfredatının da iyi bir yerini kapsıyor aslında. Ama üniversite sınavında çıkmıyor. Çıkmıyor da çıkmayacağı anlamına da gelmiyor. Hazırlıklı olmak lazım. Çık sorabilirler. Niye sormasınlar ki? Müfredatta olan her şey sınavda karşımıza gelecekmiş gibi çalışmalıyız. Çünkü biz ÖSYM'nin bize nereden soru soracağını bilmiyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bu açı kaç saniyedir diyor. Neymiş? 4 derece 18 dakika 30 saniye. 3 bölümden oluşuyor açımız. Şimdi 18 dakika 1 dakika 60 saniye olduğu için 18 çarpı 60'tan 10 bin, şey, 1080 e, saniyedir. Tamam mı? 18 dakika 1080 saniyedir. 4 derecede şimdi 1 derece biliyoruz ki 60 dakika. E, 1 dakikada 60 saniyesi 60 çarpı 60'tan aslında 1 derece 3600 saniyedir. O zaman biz 4 ile de 3600'ü çarparsak 4 derecenin kaç saniye olduğunu buluruz. 36 çarpı 4 144 yanına 2 tane de 0 koyarsak 4 derece 14400 saniyedir. Şimdi o zaman hepsini toplayacağız. Bakın 14.400 saniye altına hemen 1080 saniye bir de buradaki 30 saniye var. Bunların hepsini toplayacağız. Toplayalım bakalım. 0, 11, 4, bir daha 5, 5, 1. Yani arkadaşlar cevabımız 15.510 saniye olacak. Tamam 3 ile devam ediyorum. Açısı kaç derece 20.000 saniyelik açı kaç derece, kaç dakika ve kaç saniyedir diye soruyor. Şimdi bak. Şimdi ben biliyorum ki 1 derece 3600 saniye. O zaman ben 20.000 saniyeyi eğer 3600 saniyeye bölersem 20.000 saniyedeki derece sayısını bulurum. Tam kısım yani bölüm bana 20.000 saniyedeki derece sayısını verir. Tamam mı? 20.000, bin, 2.000'de 3.600 yok. 20.000'de kaç defa var? 5 defa olsa 1800, şey 18.000. O zaman tam 5 defa var zaten. Buraya 18.000 yazdım. Çıkarma işlemini yaptığım zaman da geriye 2.000 kaldı. Bu arkadaşlar 20.000 saniyeyi 3.600 saniyeye böldüğüm zaman kalan da saniyedir. Yani yani aslında 20.000 saniye 3600 saniyeye bölündüğünde 5 derece tam kısmı 2000 saniye artan kısmıdır. Yani 20000 saniye 5 derece 2000 saniyedir. Şimdi bu 2000 saniyenin içerisinde artık derece yok çünkü 1 derece 3600 saniye ama 20000 saniyenin içerisinde dakika var. Bebiş. Yani şimdi 20000 saniyeyi 1 dakika 60 saniye olduğu için 60'a böleceğim. Peki 20 2000'de 60 ne kadar var? 2 e, 63 defa var 3 kere 60 180 geriye 20 kaldı 2 63 defa var 3 kere 60 180 geriye 20 kaldı 20 saniyede artık 60 saniye yok Yani arkadaşlar 2000 saniye aslında 33 dakika 60 saniyedir O zaman buraya eşittir 5 derece Dakikamız 33 dakika saniyemizde 20 saniye Olarak yazabileceğiz yani ...20.000 derece... ...şey 20.000 saniye... ...5 derece 33 dakika 20 saniye olarak... ...hesaplanmış olacak. Güzeller güzel öğrencilerim. Dördüncü soruyla devam ediyorum. Bir alfa açısı verilmiş, bir beta açısı verilmiş. Buna göre açılarının değerini bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar... ...açıları toplama. Bu arada şu AB... ...sizin kitabınızda düzgün olabilir. Burası alfa, burası beta olacak. Hani AB anlarsınız ama işte alfa beta. Şimdi... Ee, alfa ile betayı toplayalım gelin nasıl toplayacağız ee, normalde biz toplama işlemlerini işte 25642 ile 14113'ü toplarken en sağdan başlayarak topluyoruz ya aynı şekilde derece dakika saniye cinsinden verilen açılarda da toplama işlemine hep en sağdan başlayın niye çünkü canım öyle istiyor diyormuş çünkü devredenler olacak bak birazdan göreceksin şimdi a şıkkını yapıyorum şuraya yapayım a şıkkını yapıyorum Şimdi alfa'yı yazdım. 58 dakika şey derece, 42 dakika 36 saniye. 11 derece, 11 derece, 13 dakika ve 56 saniye. Şimdi toplama işlemine başlıyoruz. Toplamaya başlıyoruz. 36 saniye ile 56 saniyeyi topladığımız zaman 90 bak bu ikisinin toplamı 92 saniye yapar. 42 derece e, dakika ile 13 dakikayı topladığım zaman 55 dakika yapar. 58 derece ile 11 dereceyi topladığımız zaman da 69 derece yapar. Ama cevabı bu olarak bırakamazsınız. Niye? Çünkü arkadaşlar 92 saniye doğru bir yazım türü değil. Çünkü zaten 1 dakika 60 saniye bu 60 saniye geçiyor. Yani bunun içerisinde 1 dakika var. 1 dakikalık yani 60 saniyelik kısmı sağ tarafa devredersem o zaman 69 derece e buradan 1 dakika daha gelirse burası 56 dakika olur. Buradan da 60 çıkartırsam burası da 32 saniye olur ve birinci şıkkı yani A şıkkını bitirmiş olur Açıları topladık. Şimdi açıları çıkartacağız. B'ye geldik. Açıları çıkartacağız. Ne yapacağız? Alfadan şöyle yapalım. Hiç amele gibi uğraşmaya gerek yok. Şöyle şunu şuraya getirelim. Bunu bundan çıkartacağız şöyle. Tamam mı? Çıkarma işlemi yapacağız. Şimdi çıkarma işlemi yapacağız ama bir sıkıntı var. 36 dereceden 56 şey 36 saniyeden 56 saniye çıkmıyor babacığım. Çıkmıyor yani yapacak bir şey yok. E o zaman şöyle yapacağız. Komşudan alacağız. Komşudan bir tane alsam buraya. 1 dakika alsam. Yani burası 41 dakika olarak kalsa o zaman 1 dakika 60 saniye olduğu için burası 36 artı 60'tan 96 saniye olur. Eskiden 36'dan 56 çıkmıyordu ama şimdi 96'dan 56 çıkar. 96'dan 56 çıkarttığım zaman burası 40 saniye yapar. <laughs> 41 dakikadan 13 dakika çıktığım zaman 28 dakika yapar. Ve 58 artık 41 kaldı burada çünkü dikkat et. 58 dereceden 11 derece çıktığı zaman da 47 derece yapar. Bitti sanırım. Aynen. Soruyu çözdük sorunun içinden geçtik. Tamam mı? B'de B'nin cevabı da böyleydi. Şimdi C'nin cevabına geldim. Bak şimdi C'de de durum şu. Alfayı 3'e bölüyor. Alfayı 3'e bölüyor da şimdi 58 derece 42 dakika 36 saniye. Şimdi 3'e böleceğiz. Alfayı 3'e bölmek demek. Bu alfa. Tanıştırayım alfa. Alfayı 3'e bölmek demek arkadaşlar. Şurası saniye bu arada. Hem derece kısmını 3'e bölmek, hem dakika kısmını 3'e bölmek, hem de saniye kısmını. Şimdi saniye kısmı 36 3'e bölünüyor. Derece dakika kısmı 42 de 3'e bölünüyor ama 58 3'e bölünmüyor arkadaşlar. Ve bölünmediği için de şöyle yapacağız. ne kadar şimdi 58 3'e bölünmüyor ama 57 bölünüyor değil mi? Buradan 1 derece yana verelim. Burası 57 derece olarak kalsın. Burası 42 derece 1 dere derece, eklendiği zaman 43 derece olur. Şey 43 dakika olur. Yok ne 43'ü ya pardon çok özür 60 dakika veriyoruz abi. 1 dakika vermiyoruz ki. Biz buradan buraya 1 derece verdik. 1 derece eşittir. 60 dakika. Üf. Burası 42 iken 60 daha eklendi. 102 dere dakika oldu. Burası değişmedi. 36 saniye. Şimdi artık 3'e bölebiliriz. 3'e bölüyorum. 3'e bölüyorum. Ve 3'e bölüyorum. 57'yi 3'e böldüğüm zaman ne çıkar arkadaşlar? 19 yapar değil mi? 19 derece. 102'yi 3'e böldüğüm zaman ne yapar? 102'yi 3'e böldüğüm zaman. Ee, 34 mü? 4 kere 3 12 yok 34 olmaz. Olur değil mi? 34 olur. 33 olsa zaten kaç oluyor? 99 oluyor. 34 olunca 102 mi oluyor? Aynen. 34 oluyor burası. O zaman buraya 34 dakika yazdım. 36'yı 3'e bölünce de 12 saniye. İşte bu alfa bölü 3'ümüz. Bunda problem yok. Şimdi gelelim e, beta'yı 2'ye bölmek. Beta 11 derece. 11 derece. Sonra 13 dakika. Sonra 56 saniye. Şimdi bir kere 56 2'ye bölünüyor. Ama 13 ile 11 bölünmüyor. Hemen şu 60'ı buraya verelim. 11 derece 12 dakika 56 60 da 116 saniye şu an saniye bölünüyor şu an dakika da bölünüyor ama derece hala bölünmüyor o zaman bir 60 da buraya verelim o zaman bura 10 derece kalır 60 dakika verdiğim için 72 dakika olur 116 saniye olur artık derece de dakika da saniye de ikiye bölünüyor o zaman bölelim ikiye bölelim ikiye bölelim ikiye bölelim, ikiye bölelim. Ne yaptı arkadaşlar? Onu 2'ye böldüm 5 derece. 72'yi 2'ye böldüm 36 dakika. 116'yı 2'ye böldüm 50, 58 saniye. İşte bu da beta bölü 2. Bize bunları topla demiş. Yani alfa bölü 3 şuraya yazalım. Alfa bölü 3 ile beta bölü 2'yi topla demiş. Saniye ile saniye topladım. 12 ile 58'i topladığım zaman 70 saniye. 34 ile 36 dakikayı topladığım zaman 70 dakika. 19 dereceyle 5 dereceyi topladığım zaman da 24 derece yapar. Şimdi bakın buradan bir tane dakika buraya verdim. Çünkü 70 dakika 1 dakika 10 saniyedir. Burada kaldı size 10 saniye. E, 70'te 1 dakikada buradan geldi. 71 dakika. Bu oldu size 71 dakika. Ama 71 dakikada da 60 dakika var. 60 dakikada 1 derece. O zaman bu 60 dakikasını yani 1 derecesini 24'ün içine katalım. Burada kalır size 11 dakika. E, 24 derecede olur size 25 derece. Yani cevabımız 25 derece 11 dakika 10 saniye olarak bulunmuş olacak. Tamam mı? Peki güzel. Devam ediyorum 5. örnekle. Haydi bakalım örnek 5. Diyor ki. Bir ABC üçgeni vermiş. Olduğuna göre CBA açısı kaç derece, kaç dakika, kaç saniyedir? <laughs> Peki, şimdi BAC açısı. Şöyle düşünün, bakın, üçgenin üçgenimizi bir çizelim şöyle. Burası A, burası B, burası C. BAC, BAC. Yani bu açı 36 derece falan fıstıkmış. ACB, ACB. Bu açıda 72 derece fıstıkmış. CBA, CBA yani bu açı ne kadar diye soruyor. O zaman yapacağımız hareket ne, ne, yaparız? Üçgenin iç açıları toplamı 180 ya. Bu verilen açıları toplarız. 180'den çıkarınca soru işaretini buluruz. Verilen açıları toplayalım. Bakın şöyle toplayalım. 33 saniye ile. A 13 dakika saniye yok. Yani burası aslında 0 saniye. 33 saniye ile 0 saniyeyi toplayınca zaten 33 saniye yapar. 45 dakika ile 13 dakikayı topladığımız zaman 58 dakika yapar. 36 derece ile 72 dereceyi topladığımız zaman da 108 derece yapar. Şimdi 180'den çıkartacağız. Ama arkadaşlar buraya 180 yazarsam böyle buralara 0 0 yazmam gerekiyor değil mi? ama Onu yapmamak için beibiler. şöyle yapıyorum. 180 derece aslında 179 derece 60 dakikadır. 60 dakikada da 59 dakika 60 saniye vardır. Yani 180 dereceyi kat ya tam bir çakalım ya. Katakulli yaptım. 180 dereceyi 179 derece 59 dakika 60 saniyede yazdım. 60 saniyenin birini at oraya 60 dakika birini at oraya 180 derece yapar. Şimdi çıkarma işlemini gerçekleştiriyorum ve açımızın yani sorumuzu çözmüş oluyorum. 60'tan 33 çıkarttım 27 saniye. 59'dan 58 çıkarttım 1 derece. 179'dan 108 çıkarttım 71 derece. 71 derece. 1 dakika 27 saniye sorumuzun cevabı olacak. Anlaştık mı? Peki. Gel şimdi. Şimdi bak ispatı da varmış bunun. Şimdi canlarım açının türünü değiştirmek için ne demek türü? Şimdi açının iki türlüsünü gördük biz. Bir derece dedik bir radyan dedik. Dereceyi radyana, radyanı da dereceye çevirmek için bir formül varmış. Bu formül kullanılır diyor. Ben bu formülü arkadaşlar ee, kullanmıyorum. Yani ben bu formülü yerine başka bir şey kullanıyorum. Ama bu formülün de nasıl kullanıldığını, kullanıldığında sonucu nasıl verdiğini Tabii ki size göstereceğim. Dalga mı geçiyorsunuz? Oraya yazdıysak göstereceğiz yani. Şimdi biz demiştik ki 360 derecelik tam bir çemberin açı ölçüsü toplam yay ölçüsü derece cinsinden radyan cinsinden 2 pi eşittir. Her iki tarafı da 2'ye bölersek pi'nin karşılık geldiği açı değeri 180 derecedir. Tamam mı? Bu aslında tam böyle değil ama yaklaşık. Biz bunu tam gibi alıyoruz. Şimdi burada 7 pi bölü 3 yazıyor ya ya kardeşim Şimdi formülden şöyle de ne gerek var? Formül şu. Bu radyan verilmiş değil mi? Pili verilmiş. O zaman derece bölü 180 derece eşittir. Radyanı vermiş bize. 7 pi bölü 3 bölü pi. Pi'ler gitti. Şimdi o zaman şöyle oldu orası. Derece bölü 180 eşittir. P'ler ee, pi'ler birbirini götürünce direkt 7 bölü 3 oldu. İçler dışlar çarpımı yaparsak 3 çarpı derece eşittir. 180 çarpı 7 oldu. Bu 3 ile bu 180 sadeleşti. 60 oldu. 6 kere 7 42 olduğu için derece eşittir 420. Yani buradan şu anlaşıldı. 7 pi bölü 3 radyan 420 dereceye eşitmiş. Formülden böyle yapılıyor. Ama formüle hiç gerek yok abi. Niye gerek yok? E, pi 180 zaten. Pi yerine 180'i yazdığın zaman zaten dereceye çevirmiş oluyorsun. Sadeleştir bunları 60 derece. 60'la da 7'yi çarp 420. Dalga mı geçiyorsun? Ne gerek var formüle? Hiç gerek yok. Kullanmayacaksın formülü. Sadece beni izleyen 11 varsa yazılı da hoca diretiyorsa bunu kullanın diye o zaman mecbur kullan. Yani uğraşılmaz onunla zaten. Yani kullan yapacak bir şey yok. Yani bu formülü gösterip de ben illa bu formülü bileceksiniz. Diğerinden asla kabul etmiyorum diyen hocayla zaten uğraşılmaz. O bir mesafeli dur yani. Orada bir formülünü yapıştır geç. Ama formülü bilin. Bilin formülü. Buradan yapın bence. 4 pi bölü 5. E, pi yerine 180 dereceyi yaz. Bunlar sadeleşti. Işte 36 kaldı. 36 çarpı 4'ten 144 derece. Bitti. Buraya geldim. 180 ile 180 dereceyle ile 12'yi sadeleştirdim. Ne yaptı? Ee, 15 mi yaptı? 15 yaptı. Burası 15 yaptı. 15'tir inşallah. 6'ya bölsem 36'ya bölsem 2. 30 bölü 2. 15. Tamam. 15 ile de 11'i çarptığım zaman 165 derece yaptı. Bak. Hepsini ...dereceyi çok rahat çevirebildim. Şimdi bir aşağıdaki satırda da... ...bu sefer verilen dakikaları... ...şeyleri, dereceleri radyana çevireceğiz. Dakika nereden çıktı? Verilen dereceleri radyana çevireceğiz. Burada da formülü kullanabilirsiniz. Şöyle, derece bölü 180. Bu sefer dereceyi vermiş. Yani 240 bölü 180. 180... Eşittir Radyan bölü pi. Bu sefer radyanı yalnız bırakacağız. Pi'li yazacağız. İçler dışlar yaparsam. 180 çarpı radyan eşittir. 240 çarpı pi. Sonra sadeleştireceğim. Sıfırlar gitti zaten. Bunu arkadaşlar 6'ya böldüğüm zaman 4 kalıyor. Bunu 6'ya böldüğüm zaman 3 kalıyor. Yani 3R 4'e eşit. 4 pi eşit. Her iki tarafı da 3'e bölersem radyan eşittir. 4 tane pi bölü 3 yapar. Demek ki 240 derecelik açı 4 pi bölü 3 radyana eşitmiş. Bak dereceyi radyana çevirebildik. Ama burada da ben e, formülü kullanmadan yapıyorum. Nasıl yapıyorum? Şöyle yapıyorum. 240 derece ya. Bunu radyana çevireceksin öyle mi? Şöyle yap abi. Bunu pi ile çarp. Bir de 180'e böl aslında hiçbir şey yapmamış olursun. Çünkü pi demek 180 demek zaten. 180 bölü 180 ile yani 1'le çarpmış gibi olursun. Sonra pi'ye dokunmadan diğerlerini sadeleştir. 6'ya böl 4. 6'ya böl 3. O zaman cevap 4 pi bölü 3. Gördün mü? Radyana çok kolay bir şekilde formülü kullanmadan çevirdik. Gel şimdi 135 derece. Hemen 135'i pi ile çarp 180'e böl. 135 45'in 3 katı. 180 45'in 4 katı. 45'e bölersem 3 yapar. 45'e bölersem 4 yapar. Yani cevap 3 pi bölü 4 olur. Bu kadar basit. 90 derece. 90'ı pi ile çarp 180'e böl. 180 zaten 90'ın 2 katı. Sadeleştir. Burada 2 kalır. Yani pi bölü 2 radyanmış. Tamam mı? Bazen Olayı anladık değil mi? Bazen şöyle şeyler görüyorum. 2 pi bölü 3 buraya derece yazıyor. Bak Allah taş yapar. Bak böyle kalırsın. Asla. Radyanın yanına derece falan yazamazsın. O radyan. Derece yazıyorsan böyle yazacaksın. 240 derece. Pi girerse işin içine radyan cinsinden ifade. Ediyor. Hem pi hem derece olmaz. 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 14 ile devam ediyorum. 14. Ne 14'ü lan? 7. soru. Mert Hoca bitmiş ya. Mert Hoca bitmiş okey'e dolanıyor. Bazen kafam öyle bir gidiyor ki. Çünkü niye biliyor musunuz? Şimdi bu soruyu niye 14 dedim? Niye dilim sürçtü biliyor musunuz? Bu soruyu kafada bitirdiğimde artık aşağıdaki soruda benim kafa. 14'ü okuyor orada. Kafada şey tilkileri dönüyor. Onu nereden anlatsam daha iyi anlarlar. Şöyle mi yapsam böyle mi yapsam? Yani gerçekten hani bu böyle e, dil sürçmesine, kafa dağınıklığına kılıf gibi oluyor ama vallahi dersin içindeyim şu anda. Şu anda dersin içine kafamı, kafam dersin içinde şu anda yani. Öyle durumdayım yani. Şimdi devam ediyoruz. Hadi bakalım. Diyor ki x artı y toplamı kaçtır? Şimdi 140 x çarpı pi bölü 9 radyan. Yani aslında 140 dereceyi dereceyi bu, bu ile radyan cinsinden yazıyor. O zaman 140 dereceyi radyana çevirelim. Gelin nasıl çeviririz? 140 çarpı pi bölü 180 deriz. Sonra sıfırları götürürüz. 2'ye böleriz 7. 2'ye böleriz 9. Yani 7 pi bölü 9. 140 derece 7 pi bölü 9 radyandır. E zaten burada x çarpı pi bölü 9 radyan yazıyor. Demek ki arkadaşlar x'imiz 7'ymiş. 7 pi bölü 9 olduğu için. x 7. Güzel. Şimdi 330 dereceyi radyana çevirelim. Hemen çeviriyorum. 330 çarpı pi bölü 180 diyorum. Şimdi dikkat et. Sıfırlar gitti. Bunu 3'e böldüğüm zaman 11 yaptı. Bunu 3'e böldüğüm zaman 6 yaptı. Yani 11 pi bölü 6 radyanmış. E y çarpı pi bölü 6 radyan diyor. Demek ki bu y'nin 11 olması lazım. E y de 11 o zaman 12 artı 11'den cevabı şey 7 artı 11'den cevabımız 18 olarak bulunmuş olacaktır. Benim güzeller güzeli biricik bir tanecik öğrencilerim. Tamam mı canlarım? Hadi bakalım. hım Hı, Hı. Devam. Bir açının esas ölçüye geldik. Esas olan esas ölçü. Arkadaşlar bir açının 0 derece ile 360 derece arasındaki ölçüsüne esas ölçü denir. Bir dakika hocam. Şimdi kafamı toplamaya çalışıyorum. Bir açı verdi bize. Mesela atıyorum. 500. 500 derecenin 500 derece esas ölçüm hayır. Bir açının esas ölçü olabilmesi için o açının 0 ile 360 arasında olması lazım. Hatta 0'a eşit de olabilir ama 360'a eşit olamaz. Bu aralıkta olması gerekiyor tamam mı? Şimdi 500 bir 0 ile 360 arasında bir açı değil. O yüzden esas ölçü değil. Bunun esas ölçü olabilmesi için 0 ile 360 arasında düşmesi lazım. İşte bu aralığa düşmesi için de bazı şeyler yapacağız. O yapacağımız şeyleri konuşacağız şimdi. Gel. Bak şimdi. Aşağıdaki açı, açı açıların esas ölçülerini bulunuz diyor. Şimdi başlıyorum. 1520 derece. Şimdi 1520 derece 360'tan büyük. Dolayısıyla bir esas ölçü belirtmez. Bunun esas ölçü belirtmesini sağlamak için bunun içinde ne kadar 360 varsa açı 360'ından küçük kalana kadar atacağız içinden. 1520'nin içerisinde 3 tane 360 var arkadaşlar. Yani hatta 4 tane var. 360 çarpı 4 1440 yapmaz mı? Yapar. O zaman bunun içerisinden 1440'ı attığınız zaman 1520 eksi 1440 ne yapacaktır arkadaşlar? Ee, 80 derece yapacaktır. O zaman bunun esas bak 80 artık 0 ile 360 arasına girdi mi girdi? O zaman 1520 derecenin esas ölçüsü 80 dereceymiş. Tamam? Mesela 5760 derece. Şimdi 5760 derece arkadaşlar 360'tan çok büyük. 5760'ın içerisinde 360'tan kaç tane olduğunu bulmak da hemen kafadan zor. Direkt 360'a bölelim. Buradan çıkan şu değer var ya bu bana 5760'ın içerisinde kaç tane 360 var onu söyler. O benim umurumda değil. Benim umurumda olan kalan. Kalan 360'dan küçük olduğu anda kalan esas ölçü olmuş oluyor. Şimdi 576'da 360 bir defa var. Buraya 360 yazdım. Çıkarıyorum 6, 1, 2. 216'da 360 yok. Ama 2160'da 360 var. Kaç defa var? E, 6 defa olsa arkadaşlar... E, 6 defa olsa 0, 6 kere 6 36, 6 kere 3 18, e, 2160. Anam 0 demek ki bunun esas ölçüsü 0. Bu tam 360'ın 16 katıymış. 16 katı olduğu için esas ölçü 0. Mesela burada 10 çıksaydı cevap yani 5.770'i sorsaydı. burada 10 çıkardı o zaman esas ölçüye de 10 derdik. Tamam mı? Peki hocam e, e, mesela 423 diyor. 423'te nasıl yapacağım? 423'te arkadaşlar yapacağınız hareket hemen şu. 4 7, şey 420 diyorum. 723'te. 720 360'ın 2 katı değil mi? 723'ten 720'yi at 3 derecedir bunun esas ölçüsü Bitti. Peki hocam artılı verilirse anladık. Eksi verilirse ne yapacağız? Eksi verilirse. Eksi verilirse şöyle yapıyorum ben. Bakın. iki yöntem var. Birisi şu. Bunun üstüne bunu pozitif yapacak kadar 360'ın katlarını ekliyorum. 720 eklesem yetmiyor. Yetmiyor 720. O yüzden 720 üstüne bir 360 daha ekle 1080 eklemem lazım. Bunun üstüne 1080 eklersem 1080 eksi 780 ne yapar arkadaşlar? 300 yapar. Demek ki esas ölçümüz 300 dereceymiş. Ya da şöyle olabilir. Eksi 780 ya. Eksisini görme. 780 esas ölçü kaç? 720 çıkar 60. Halbuki bu eksi 60. Ekle üstüne 360 300. Yani aslında öyle bir hale getiriyorum ki sayıyı eksili kalıyor yine ama üstüne bir 360 eklendiğinde direkt esas ölçüyü bulacak şekle getirmiş oluyorum aslında. Artı gibi düşünüyorum. 360'tan çıkarıyorum ya da 360'ın katlarından çıkarıyorum. Önüne bir daha eksi koyuyorum. 360 ekliyorum. Hangisini yapmak isterseniz onu yapabilirsiniz. Eksi de üstüne ekleme. Artı da içindeki 360 ve katlarını çıkarma yapıyoruz. Peki hocam bir şey soracağım size. Eğer bu derece değil de radyan cinsinden verilirse ne yaparız? Gel şimdi. Mesela 17 pi bölü 5. 17 pi bölü 5'i payın yani 5'in 2 katı yani 10'a bölüyorum. Bir dakika hocam niye? Niye böldük? Çünkü mesela 5760'ı 360'a böldük değil mi? İçindeki 360'ları bulmak için. İşte radyan cinsinden verilirse de rad, 360'ın radyan karşılığı olan 2 pi'ye bölüyorum. Aslında ben burada verilen e, ee, 17 pi bölü 5'i 2 pi'ye bölüyorum. E, ee, 17 pi aynen kalıyor. Bu paydaya geldiği için 5 kere 2. Yani bölünen 2 pi paydaya geçiyor aslında. Paydayı bölüyor. Paydanın 2 katını almış oluyoruz. Tamam mı? Yani şöyle düşünün. 17 pi bölü 5'i 2'ye bölmek demek 1 bölü 2 ile çarpmak demektir. Bak paydanın 2 katını aldım işte. 17 pi'yi 10'a bölmüş oldum. Tamam mı? Oradan geliyor paydanın 2 katına bölme. 17 pi'yi Paydanın yani 5'in 2 katına yani 10'a bölüyorum. 17'de 10 bir kere var. 1 kere 10, 10. Çıkarttım 7 kaldı. Yani 7 pi. O zaman bunu sildim. Bunun esas ölçüsü 7 pi bölü 5'miş. Bitti. Mesela 53 pi bölü 6. 53 pi'yi paydanın 2 katı olan 12'ye bölüyorum 6 kere 2'den. 53'te 12 4 kere var. 4 kere 12 48. Çıkarttığım zaman 5 kaldı. 5 pi. O zaman 53'ü sildim, 5 pi yazdım. Cevabımız 5 pi bölü 6'ymış. Anlaştık? Mev mevzuyu çözdük, değil mi? Güzel. Bence çözdük. 7 pi bölü 5, 5 pi bölü pi bölü 6. Tamam mı canlarım? Devam ediyorum. Şimdi devam ediyorum. Mesela eksi 5 pi bölü 3. Bak, eksi 5 pi bölü 3. Hemen operasyon kurtlar vadisi yavrum. Şimdi eksi 5 pi bölü 3'te yapacağım hareket şu. Şimdi 5'i paydanın 2 katına bölsem. Ama 5'i paydanın 2 katına bölsem 6. 6, 5'te 6 yok ki yavrum. 5'in içinde 6 yok. O zaman aslında bu esas ölçülü ama önünde eksi var. Hemen normalde eksi de 360'dan ve katından çıkartıyoruz ya. Radyanda 360'ın karşılığı ne? 2 pi. O zaman burada da 2 pi'den çıkartıyoruz. Bombastik. Lan ne oldu oraya? Oğlum dalga mı geçiyorsun? 2 pi yazacağım oraya. 3 kere 2 6. 6'dan 5 çıktı. Burası da ne yaptı? Pi bölü 3 yaptı. Bak esas ölçümüz pi bölü 3'müş. 31 pi bölü 3 eksi 31 pi 31 pi bölü 3 burada 31'in 2 katı 6 e, paydanın 2 katı 6 ya burayı artı gibi düşünüyorum diyorum ki 31'i paydanın 2 katı olan 6'ya bölelim 31'i de 6 5 kere var 6 kere 5 30 kalan 1 yani burası aslında 1 pi bölü 3. Ama eksisi var. Eksi 1 pi bölü 3. Yani eksi pi bölü 3 aslında. Hemen üstüne 2 pi ekliyorum. Mevzuyu çözüyorum. 3 kere 2, 6. 1 çıkarttım. Cevap 5 pi bölü 3. Mevzuyu güzel bir şekilde anladığımızı düşünüyorum. Ee, mesela bir örnek daha buraya yazayım. Bir örnek daha. Bu arada cevapları yazayım da şöyle. Bak sarıyla boyayayım. Sarıyla, sarıyla, sarıyla sarı. Sarı sarı kimin yarı en güzeli benim sarı. Şimdi arkadaşlar mesela eksi 73 pi bölü 4. Hemen 73 pi'yi paydanın 2 katı 8'e böldüm. 9 kere var. 9 kere 8. 72 kalan pi. O zaman burası sildim burayı. Aslında eksi pi bölü 4'müş. 73 yerine P, P, 73 pi yerine kalanı yani pi yazdım. Bundan da 2 pi'den de bunu çıkarttığım zaman 4 kere 2 8 1 çıkarttım. Cevap 7 pi bölü 4. Yani eksi 73 pi bölü 4'ün esas ölçüsü 7 pi bölü 4'müş. Tamam. Şimdi 35 pi diyor. Arkadaşlar böyle a çarpı pi şeklindeki ifadelerde. Yani bu a bir tam sayı olacak tabii ki. Eğer buradaki a bir tek sayıysa esas ölçü pi olur a tekse. Çünkü 35 pi'den ee, 34 pi'yi 34 pi demek de aslında 2 pi'nin 17 katını çıkarttığım zaman 35 eksi 34'ten direkt pi kalır. Hani bizim amacımız o ya hep 360'ın katlarını ya da 2 pi'nin katlarını içinden atmaya çalışmak. Zaten tam verdiği için problem yok. Mesela a çarpı pi'deki bu a eğer çift sayıysa o zaman esas ölçü 0 çıkar. Çünkü zaten 48 pi 2 pi'nin 24 katıdır. 360'ın katı şeklinde verilen bir tane bir açıdan ya da 2 pi'nin bir tam katı şeklinde verilen bir açı zaten 2 pi'nin katı olduğu için esas ölçü direkt sıfırdır. Yani bunun içinden 2 pi'nin 24 katını attığın zaman zaten kendisini atmış oluyorsun. Sıfır kalmış oluyor. Tamam mı canlar? Peki. Esas ölçüyle alakalı bu pratikleri yaptığımıza göre devam edebiliriz 9. soruyla. Şimdi güzel bir soru. Diyor ki A ve B birer doğal sayı olmak üzere A ile B'nin EBOB'u 3 diyor. A çarpı pi bölü B de 72 derece diyor. A artı B toplamı kaçtır diyor. Oh müko. Şimdi bak. Bak şimdi. Bir kere A ile B'nin EBOB'unun 3 olması şu anlama gelir. A ile B'yi ortak olarak bölen en büyük sayı 3. Şimdi A Bak A'yı 3 bölüyor. Demek ki A 3'e bölünüyor. Yani A 3'ün bir katı. Aynı şekilde B de 3'ün bir katı, başka bir katı ve kesinlikle bu K ve M aralarında asal olacak. Çünkü bu K ve M'nin ortak bir böleni olursa <laughs> örneğin K'ya 5, M'ye de 10 dediniz. O zaman e, 5 ile 10'un ortak böleni 5. Bir de 3'ler ortak. 3 kere 5'ten A ile B 15'in katı olur. İkisi de 15'in katı olduğu için ikisi de 15'e bölünür. EBOB 3 diyordu. EBOB 15'e çıktı. K ile M'ye ortak çarpan vermeyeceksiniz ki EBOB her zaman 3 kalabilsin. A 3'ün katı. B de 5'in katı. Şey 3'ün e, katı. A da 3'ün katı. B de 3'ün katı. Ama farklı katları. Aralarında asal bir sayıların katları. Tamam mı? Bu tamam. Şimdi gelin yerine yazalım. A yerine 3K yazalım. Çarpı pi bölü. B yerine 3M yazalım eşittir 72 yaptı. E, üçler birbirini götürdü. İçler dışlar yaptık. E, K çarpı pi eşittir. 72 çarpı m. E, pi yerine de 180'i yazalım. K çarpı 180 derece eşittir. 72 derece çarpı m. E, 72'yi 36'ya böl 2. 180'i 36'ya böl 5. Yani 5K eşittir 2M yaptı. Şimdi 5K eşittir 2M ise K buradan 2'dir M de buradan 5'tir. Hocam ama katları da olabilir olamaz işte. Eğer 2'nin katı 5'in katı verirsen atıyorum 4'e 10 verirsen 2'şer katını aldım. E, 2K ile M'nin ortak çarpanı 2 olur. E bir de burada 3 var ortak çarpanlar. 3 var. Burada da 3 var. E K yerine 4 yazarsan, M yerine 10 yazarsan biri 12, biri 30 olur. 30 ile 12'nin ortak e ebobu 3 olmaz ki oldu. 6 oldu o zaman. 30 ile 12'nin ebobu 6 olur. Ebob bozulur. O yüzden K eşit, e, 5K eşittir 3M ise K ile M de aralarında asalsa K ve M sadece 2 ile 5 olabilir. E K 2 ise A 3 kere 2'den 6. B de M5 ise 5 kere 3'ten 15 olur. Bize 6 ile 15'in toplamını soruyor. 6 artı 15'ten cevabımız 21 olarak bulunacak. Güzel bir hem esas ölçü hem de Ebo uygulaması oldu. 10. 9. soru. 10. soruyla devam ediyorum. Diyor ki daire şeklindeki bir pistin A noktasından ok yönünde harekete başlayan bir hareketli 5780 derecelik açı yaparak duruyor. Dönüyor, dönüyor, dönüyor. Döndüm döndüm döndüm, 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 döndüm Döndüm, döndüm, döndüm. Dönüp duruyor. Sonra nerede durur diyor 5780'de. Şimdi bir tam tur 360 derece bunu biliyorum. O zaman 5780 derecenin esas ölçüsünü bulayım. Yani 360'ta nereye denk geldiğini bulayım. Hemen 360'a bölüyorum. 578'de bir kere var. Burası 360 yaptı. Çıkartıyorum. 8 1 2 2180 az önce konuşmuştuk 6 kere olduğu zaman 2160 dereceydi kalan da 20 derece. Yani bu adam A'dan başlıyor ya. 16 kere A'ya tekrar dönüyor. Döndü 1, döndü 2 3 4 5 16 kere dönüyor. Bir de üstüne 20 derece daha gidiyor. Buralarda bir yerde duruyor. Hatta şöyle bir açı yapıyor. Bu yaptığı açıda 20 derece. Tam burada artık 5780 dereceye ulaşıyor. Yani hangi iki ardışık nokta arasında durur? A ile B arasında duracağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Geldim buraya. Bak çok güzel bir soru. Çok güzel bir soru. Diyor ki: Merkezi yerden 21 metre yükseklikte bulunan dairesel bir dönme dolaba biniş kabininin yerden yüksekliği 3 metredir. Bak şimdi. Çok güzel bir soru. Hatta bence sınav sorusu. Sonra okuyalım bir daha. Dönme dolaba binen Eda bindikten itibaren saat yönünde 3840 derecelik dönme yaptığı anda yerden yüksekliği kaç metre olur diyor. Tamam bak şimdi. Bir kere 3840'ı bir esas ölçüsünü bulayım. Çünkü 360 derece 360 derece dönüyor ya dairesel dönme dolap olduğu için. E, her seferinde 360'ın katlarında bulunduğu yere dönecek. Bulunduğu yere en son döndükten sonra esas ölçü olarak ne kadar ilerlediğini bulmaya çalışıyorum. 360'a bölüyorum. 384'te bir kere var. 360, 24 kaldı. 240 derece. Yani aslında burası 10 yapar tabii ki. Hani şöyle düşünün yani. Şurası 24. 24 derece. 24 de yok. 240 da yok. O zaman bir sıfır daha atıyorum. Yani 10 kere Eda bindiği durdan yerden 10 kere aynı yere geliyor. Bir de 240 derece daha gidiyor. 3840'ın esas ölçüsü 240. Nerede peki? Saat yönünde mi? Evet bak saat yönünde diyor zaten bak. Saat yönünde diyor. O zaman baş. Şimdi hemen bir merkez belirliyorum tamam mı? Şurası merkez olsun dönme dolabın merkezi. Burası da yer olsun. Buraya da yer diyelim. Şimdi merkezle yer arasındaki mesafe zaten 21 metre. Şöyle 21 metre. Yazıyorum oraya. Öyle öyle demiş. Buranın 21 metre olduğunu biliyorum. Tamam mı? Şimdi bir merkez belirleyelim şöyle. Şey, daha doğrusu bir dönme dolap belirleyelim artık. Bu bizim dönme dolabımız olsun. Hatta biraz böyle merkeze de yaklaştırayım ki tam böyle daire merkezde olduğu belli olsun. Şu bizim dönme dolabımız. Merkezle arasındaki mesafe 21 metre. Tamam sildim orayı. Şuranın şöylece 21 olduğunu biliyorsun. Şimdi diyor ki biniş kabininin yerden yüksekliği de 3 metre. Şurası biniş kabini olsun. Eda buradan biniyor. Bu aradaki mesafe de 3 metreymiş arkadaşlar. 3 metre. Tamam mı? O zaman şu aradaki mesafe 18 metre olur. Aslında 18 metre olarak biz neyi bulduk? Çemberin yarı çapını bulduk aslında değil mi? Yarı çap 18 metreymiş. Tamam. Şimdi Eda buradan 10 kez geldi bak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 da geldi. Yani 3600 dereceye geldi. 240 daha dönecek. Şimdi Eda'nın zaten buradan buraya gelmesi 180 derece. Bak şöyle 90 bir gelir şöyle. Bir 90 daha gelir. 180. Bir 60 daha gelip bir yerde duracak şurada. Şurada durdu Eda. Buraya E üssü diyeyim. Bu E üssünün yerden yüksekliğini soruyor soru bize. Şimdi E üssü burada durdu Eda. Şimdi şurayı bir uzatayım. Şurayı şöyle uzatayım. Burası 60 derece olacak değil mi? Niye? Çünkü Eda buradan bulunduğu E'den E üstüne kadar konum 240 derece olmalı. Zaten dikkat ederseniz 180 bir geldi 60 daha 240. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. Bakın şöyle uzatalım burayı. Burayı uzatalım. Buradan da bir tane dik atalım şöyle. Şimdi uzattığımız yer şu uzunluk var ya şu uzunluk. Burası yarı çap değil mi? Bura değişmedi. 18. E, 60 ise burası 30 oldu. Burası 90. Burası 60. 90'ın karşısı 18 ise özel üçgenlerde 30'un karşısı 9. Yani şu mesafe 9. Şu mesafe 9. Bize yerden yüksekliği soruyor. E, burası 9. E, burası da şöylece 21. Şöyle düşünün bakın. Buranın yerden yüksekliğini yani şurayı soruyor bize değil mi? Buranın tamamını soruyor bak. Şu uzunluğun tamamını soruyor. Eda'nın son durumda yerden yüksekliği. Zaten şuraya kadar olan mesafe 21. Merkezin yerden yüksekliği. E burası da 9 olduğuna göre 9 artı 21'den yerden yüksekliğimiz 30 metre olacak. Bence gayet güzel tatlı bir soru. Geldim 12. soruya. Diyor ki Felex markası sabit disk 5400 RPM. RPM arkadaşlar Revolutions Per Minute yani 1 dakikadaki dönme sayısı demek. 1 dakikada 5400 kere dönüyormuş bu e, sabit disk. Biliyorsun sabit diskler dönerek yazar üzerindeki veriyi. Buna göre 20 saniyelik sürede diskin üzerinde yapışan bir toz taneciği kaç tam tur atar diyor. Şimdi arkadaşlar 1 dakikada yani 60 saniyede 5400 kere tur atıyor. Acaba 20 saniyede kaç tam kaç kere döner? 3'e bölündü. 3'e bölündü 1800 kere döner. Tam tur dediği şey 360 derecelik dönmesi. O zaman biz bunu 360'a bölersek 1800 bölü 360'tan 5 tane tur atacağını söyleyebiliriz. 5 tam tur atar. Tamam. İndim bir aşağıya. Bir dönme dolap dakikada 120 kez dönmektedir. Bak 60 saniyede 120 kez dönüyormuş. Bu dönme dolap üzerindeki bir kişi 0.2 saniyede taradığı açının esas ölçüsü. Şimdi 60 saniyede 120 kez dönüyorsa şöyle yapın bakın. 10'a bölün 6 saniyede 12 kere döner. 6'ya bölün 1 saniyede 2 kere döner. Sonra 2 ile çarpın 2 saniyede 4 kere döner. 1 virgül atın 0.2 saniyede de 0.4 kere döner. Döner. Tamam aslında şey gibi saniyenin iki katı kadar dönüyor. 0.2 saniyenin iki katından 0.4 kere dönecek. Bize açının esas ölçüsü lazım. Hemen radyan lazım bir de. 0.4'ü 2 pi ile çarpıyorum. Çünkü bir tam tur 2 pi. 0.4 tam turda 0.4 çarpı 2 pi. Yani 4 bölü 10 çarpı 2 pi yaptı. Bununla bu sadeleşti. Yukarısı 4 pi aşağısı 5. Yani 4 pi bölü 5 radyanlık esas ölçüye sahiptir. Peki hocam 4 bölü 5 radyanın esas ölçü olduğunu nasıl anlarız? 4'ü paydanın 2 katı olan 10'a böl. 4 de 10 olmadığına göre demek ki esas ölçü. Tamam mı canım? Bakın açı ölçü birimleri ve yönlü açılar ve esas ölçüyle alakalı sorularımızı hallettik. 116 ve 117 tamam mı? Şimdi 118'de birim çembere bir giriş yapacağız. Birim çemberin tam olarak tam bütün özellikleri trigonometrinin ilerleyen kısımlarında bize zaten anlamlı gelecek. Ama bu dersin bu kısmı niye önemli? Tanımını yapıyoruz birim çemberin. Benim için önemli lan. Benim için önemli. Şimdi geldim şimdi buraya. Hadi bakalım. Şimdi analitik düzlemde, analitik düzlemde merkezi sıfıra sıfır olan. Yani arkadaşlar merkezi sıfıra sıfır neresi? Sıfıra sıfır orijin. Merkezi orijin olan ve yarıçapı bir birim olan çembere biz birim çember adını veriyoruz. Arkadaşlar çok önemli bak biz şey söyleyeyim mi? Bir şey diyeyim mi sana? Acayip önemli birim çember. Birim çember nedir biliyor musun? Trigonometrinin çıkış noktasıdır. Trigonometri birim çemberin etrafında kopan bir kıyamettir adeta. Birim çemberi bilirsen trigonometriyi de hiç zorlanmazsın. Çok güzel yaparsın. Bütün her şeyi anlarsın. Birim çemberi bilmezsen bocuk domuzu gibi kalırsın. Şimdi birim çemberin denklemi önce şöyle konuşalım. Merkezi merkezi m virgül n olan yarıçapı da r birim olan bir çemberin genel denklemi şöyle yazılır x eksi m'nin karesi artı y eksi n'nin karesi eşittir r kare. Merkezi m ve m virgül n koordinatlarına sahip olan yarıçapı da r birim olan birim şeyin çemberin merkez e denklemi böyle yazılır. Bizde m ve n sıfır çünkü sıfıra sıfır. O zaman x kare çünkü x eksi sıfırın karesi. Artı y kare. Çünkü y eksi sıfırın karesi eşittir r kare. R'miz de 1 olduğuna göre birim karesinden 1. İşte bizim birim çemberimiz bu. Birim çember denklemimiz. Bunu unutmayacaksın. Birim çember x kare artı y kare eşittir 1. Tamam mı? Bunu böyle boyadım. Bunu unutmayacaksın. Bak şimdi 14'e gel. Şöyle bir tık şey yapayım. Ee, yok bir tık şöyle yapayım. 14'e gel Şimdi. İfadesi bir birim çember denklemi belirttiğine göre m artı n toplamı kaçtır? Bak şimdi burada 2 yazıyor. Bu bir birim çember belirtmez. Birim çember belirtmesi için x kare artı y kare eşittir 1 olması lazım. E bu bir yerine 2 yazıyorsa aslında denklemi 2 ile genişletmişiz. Yani 2x kare artı 2y kare eşittir 2 yapmışız. Bebit dolar. Tamam mı? E o zaman m eksi 3'ün 2 olması lazım. 2x kare. n eksi 4'ün 2 olması lazım. 2'ye kare. m eksi 3 2 ise m buradan kaç yapar? 5. n eksi 4 2 ise n buradan kaç yapar? 6. E bize m artı n toplamını soruyor. 5 ile 6'yı topladığım zaman hesaplamaların beni yamultmuyorsa cevabımız 11 olarak bulunacaktır. Tamam mı? 15. Ee, bize bir nokta vermiş. Bu nokta birim çemberin üzerinde olduğuna göre x'in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bu nokta birim çemberin üzerinde ise birim çemberin denklemini hemen yazıyorum. x kare artı y kare eşittir 1 bir ya. Birim çemberin üzerindeki bir noktanın absisi yerine buradaki x'i ordinat yerine de buradaki y'yi yazarsanız soruyu çözersiniz. Yani x yerine bu noktanın x'ini yazıyorsunuz. 5 bölü 13. O zaman 5 bölü 13'ün parantez karesi artı Y yerine de x bölü 13 yazıyorsunuz. O zaman x bölü 13'ün parantez karesi eşittir 1. Bunu sağlamalı. Şimdi bak 5 bölü 13'ün karesi. 5'in karesi 25 bölü 13. Çün karesi. Yani 25 bölü 169 eşittir. X kare bölü 169 eşittir 1. E paydalar aynı. O zaman x kare artı 25 bölü 169. 169 eşittir 1 yaptı. İçler dışlar çarpımını çakarsanız x kare artı 25 eşittir 169 yaptı. At babacım 25 karşı tarafa x kare eşittir 144. E, o zaman x eşittir efeler gibi babalar gibi paşalar gibi 12'dir. Anlaştık mı? E, x'in abici değerler toplamı 12'dir. O oh, oh eksi 12 ise ya patlarız x buradan bir de eksi 12'dir çünkü x kare 144 ise x ya 12'dir ya da eksi 12'dir seni denedim seni severim biliyorsun ki 16 eksi 330 derecelik açı birim çemberde hangi noktayla eşlenir? çok güzel bir soru hemen şimdi eksi 330 sevmem böyle açılar hemen bir e, şey esas ölçüye getiriyorum 330'un üstüne 360 derece ekliyorum eksi 330'un üstüne 30 derece yapıyor yani aslında negatif yönlü bir açıyı pozitif yöne çevirmiş oldum. Bak buradan da bunu anlıyorsun. Negatif yönde -330 derecelik açı pozitif yönde 30 dereceye eşittir. Bunu da şöyle aslında e, anlayabilirsin. Ben sana bir tane birim çember çizeyim burada bak şimdi. Bir tane birim çember çizdim şöyle. E, mer tam birim çember olmadı. Merkezini şöyle almam lazım. Heh. Şimdi bak. Şu açıya bak şimdi. Bak görüyor musun? Açıyı görüyor musun? Fırıldak. Şimdi buradan 330 derece negatif yönüne gelmek de aynıdır. Buradan pozitif yönde 30 derece gelmek de aynıdır. Biz pozitif yönde 30 derece geldik. Buradayız. Pozitif yön biliyorsunuz saat yönünün tersi geldik. Burası 30 derece. Bize sorulan şu, bu nokta A noktasıysa bu noktanın koordinatları nedir diyor. Hangi noktayla eşlenir diyor? Bu A noktasını soruyor bize. Şimdi birim çember olduğu için açı birim çember birim çember olduğu için bu merkez ya bu yeşil uzunluk bir birim değil midir? Yarı çap çünkü tamam. Şimdi bak diki indiriyorum. 30 60 90'ı kullanacağım. İndirdim diki. Burası 90, burası 30, o zaman burası 60. 90'ın karşısı 1 ise 30'un karşısı yani bu uzunluk 1 bölü 2. 60'ın karşısı yani bu uzunlukta kök 3 bölü 2. O zaman A noktasının koordinatları tamam. E şimdi A noktasının apsisi nasıl bulunacak? A noktasının apsisi şu mesafe. Şuraya B noktası dersem OB mesafesi A'nın apsisi yani kök 3 bölü 2. Ordinatı da şurası AV mesafesi yani 1 bölü 2. Cevabımız kök 3 bölü 2'ye 1 bölü 2 noktası. Anlaştık mı çikilop? Sorun var mı? Yok. Devam ediyorum 17. soruyla. Soru 17. Soru 17 bize der ki birim çember üzerinde absisi ordinatının iki katına eşit olan noktaların koordinatları toplamı. Bak şimdi birim çember üzerinde birim çemberin denklemini hemen yazayım. X kare artı Y kare eşittir 1'i yazayım. Şimdi birim çember üzerinde bir nokta var. Bu noktanın apsisi ordinatının iki katına eşit. Yani şöyle diyelim A noktası gibi düşünelim. Apsisi ordinatının iki katına eşit. Yani apsisi A ise apsisi ordinatının iki katı. Yani 2A'ya A. Ordinatı A ise apsisi 2A. Oku bakayım. Apsis yani 2A. Ordinatın yani A'nın iki katı. 2 A. Güzel. Şimdi bu nokta birim çember üzerinde ise birim çemberin denklemini sağlamak zorunda. Yani bu 2A'yı X yerine yazın. 2A'nın karesinden 4A kare. A'yı da Y yerine yazın 1A kare. 4A kare artı A kare eşittir 1. Buradan 5 tane A kare eşittir 1. Her iki tarafı 5'e bölersem A kare eşittir 1 bölü 5. Bir sayının karesi 1 bölü 5 ise o sayı ya kök 1 bölü 5 yani 1 bölü kök 5 ya da bunun eksilisi yani A eşittir Eksi 1 bölü kök 5. Şimdi bize bu noktaların koordinatları toplamını soruyor. Şimdi a 1 bölü kök 5 ise 2 a da 2 bölü kök 5'tir. 2 bölü kök 5. A eksi 1 bölü kök 5 ise o zaman 2 a da eksi 2 bölü kök 5'tir. Eksi 2 bölü kök 5. O zaman noktanın bir tanesi 1 bölü kök 5'e 2 bölü kök 5. 2 bölü kök 5. Diğer noktada eksi 1 bölü kök 5'e eksi 2 bölü kök 5. Bize sorulan kök 15 yazdım lan. Bize sorulan arkadaşlar bu koordinatların toplamı. E bu koordinatların hepsini de toplarsanız sıfır yapar zaten. Toplayın 3 bölü kök 5 eksi 3 bölü kök 5'ten 0. Tamam. Mevzuyu anladım hocam. Çok güzel. 18 ile devam ediyorum. 18. Şimdi bak <laughs> diyor ki Büşra bir kartona birim çember çiziyor. Hadi biz de Büşra'nın yaptığını yapalım. Büşra'nın dediğini yap yaptığını yapma. Öyle bir laf vardı. Yok o imamın mıydı? Neydi o? Hı. Şöyle. Büşra bir, bir kartona birim çember çizdi. Daha sonra elindeki kalemin bir ucu orijinde bak şimdi. Kalemin bir ucu orijinde. Bir ucu ise y ekseninin negatif tarafına bakacak şekilde. Yani bu y ekseninin negatif. Şöyle aşağı tarafına bakacak şekilde. Ee, negatif tarafına bakacak şekilde y ekseni üzerine koyduğunda kalemin ucu birim çemberin üzerinde oluyor. Ha, şöyle bak. Kalemin ucu burası. Şöyle ucu. Şöyle ucunu gösterelim. Şurası da başı. Bu B noktası başı. Bu da U noktası ucu. Tamam mı? Burası da kalem olsun. Şöyle bak. Şöyle kalem. Şöyle. Büşra kalemi negatif yönde 60 derece döndürüyor. Şimdi negatif yön neresi? Burası pozitif yön. Saat yönünün tersi. Negatif yönü saat yönü. 60 derece döndürdü. Güzel. O zaman burası şöyle 60 derece oldu. Diyor ki kalemin birim çember üzerindeki ucuna yani artık uç buraya denk geldi. Bu noktaya ax virgül y ismini verdi. Bize x çarpı y çarpımını soruyor. Peki. Şimdi burayı nasıl bulacağız? Şimdi bir kere birim çember olduğuna göre zaten burası bir birim. AB mesafesi. Çünkü yarıçap. Şimdi şuradan dikimi attım. Burası 90 derece yaptı. Burası 60 olduğuna göre burası 30 derece yaptı. 90'ın karşısı 1 ise 60'ın karşısı 1 bölü 2. Şey 30'un karşısı 1 bölü 2. 60'ın karşısı da kök 3 bölü 2. Şimdi A noktasının apsisi bu kök 3 bölü 2'nin eksilisi. Çünkü e, bakın şurası eksi kök 3 bölü 2 olacak ki bu mesafe kök 3 bölü 2 olsun negatif tarafta. O zaman A noktasının apsisi eksi kök 3 bölü 2. Ordinatı da bu uzunluk ama eksi 1 bölü 2. Çünkü yine negatif tarafta. Ordinatı da eksi 1 bölü 2 koordinatları çarpımı da bu ikisini çarparsam eksi eksinin çarpımı artı kök3/4 olur. Cevabımız kök3/4'müş. Tamam mı? Peki bir şura hadi görüşürüz. 19. Kemal ee, pozitif yönde 120 derecelik açının birim çemberi kestiği noktaya A demiş. Negatif yönlü 120 derecelik açının birim çemberi kestiği noktaya B demiş. AOB üçgeninin alanını soruyor bize. Çok güzel. Şimdi bakın hemen birim çemberi çizelim. Şöyle birim çemberimi yapıştırıyorum. Hop birim çember şöyle biraz ortaya alalım şöyle ortaya aldım şimdi pozitif yönlü açının 120 derecelik açının birim çemberi kestiği nokta şöyle yapalım bu açımız pozitif yönlü 120 derece şuraya gelsin e burası 90 derece 120 olması için bu açının 30 olması lazım güzel bak bu nokta bu noktaya ne demiş bu noktaya A noktası demiş burası A noktası güzel. Şimdi bu noktanın negatif yönünü buraya 90 bu sefer buraya 30 geldim. Şöyle. Bu sefer buraya şöyle 30 derece geldim. Burası 90 derece. Bu noktaya da B açısı diyor. Sonra bu nokta orijin noktası OAB. Şu ikisini birleştirdiğimizde bu üçgenin alanını soruyor bize. Çok güzel. Şimdi bak buradan dikimi 60'ım zaten. 30 ise burası 60 derece. Burası oldu 30 derece. Bura yarı çaptan dolayı birim çember bir birim. 90'ın karşısı 1 ise 30'un karşısı 1 bölü 2. O zaman biz şunu anlarız. Bizim bulacağımız üçgenin bu kırmızıyla göstereyim o üçgeni. Yüksekliği 1 bölü 2. Tabanına bakalım. 60'ın karşısı 30'un karşısının kök 3 katı olduğu için burası kök 3 bölü 2. E, aşağısı da aynı şekilde. Çünkü burası da bir birim. Burası da 90. Burası e, şurası 30 olduğuna göre 60. Burası 30. 30'un karşısı 1 bölü 2 60'ın karşısı yine kök 3 bölü 2. O zaman bizim üçgenimizin tabanı kök 3 bölü 2 artı kök 3 bölü 2 yani kök 3. Tabanımız kök 3. Bu tabana ait yüksekliğimiz 1 bölü 2 bir de bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Cevabımız kök 3 bölü 4 birim kare olarak bulunmuş olacak. Dedim ve arkadaşlar dersimizin dersimizi noktaladım. Bence çok güzel bir dersti. Birim çemberi de öğrendik. Esas ölçü, açı ölçü birimlerinin yönlü açıları da güzel bir şekilde öğrenmiş olduk. Bazı soruları yıldızlayacağım. 19 yıldızlanacak bence çok güzel bir soruydu Bilim çemberi anlamak adına 18 de güzeldi 16 da güzeldi bu 3 tane soruyu yıldızlayacağım arkadaşlar bunları bunlara dikkat edin dönme dolap sorusu şu 11. soru çok güzel bir soruydu şuradaki 13. soru da güzeldi EBOPEKOK sorusu da bana göre güzeldi esas ölçüyü anlamak adına 8. soruyu da yıldızladım ki esas ölçü mantığını güzel bir şekilde anlayın böyle bu dakika derece saniyelerde de 4. örneği anlarsanız zaten Orada toplama, çıkarma da var, çarpma da var, bölme de var, her şey de var. Mevzuyu oradan zaten çözüp bitirirsiniz arkadaşlar. Biz 28. günü hallettik, tikimizi attık. Bir teste ödeviniz olduğunu size önemli hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. 90 günde AYT Matematik Kampı Soru Bankamızdan. Yani ödev kitabımızdan trigonometri bir gebertirim bak. Ödevinizi güzel bir şekilde yapıyorsunuz. Ya, yarın yani 29. günde biraz işimiz var. Hemen kitabımı elime alayım. Bakın 29. günde arkadaşlar. Yani trigonometrinin ikinci e, dersi ve üçüncü dersi. Aynı anda iki ders yayınlayacağım orada. Burada bakın beraber hemen bir kontrol edelim. Şöyle gelelim trigonometriye gelelim. Bakın 118. sayfada 119. sayfada artık trigonometrik fonksiyonları tanıyacağız. Sinüsü konuşacağız. Kosinüsü konuşacağız. Tanjantı konuşacağız. Kotanjantı konuşacağız. Bunların trigonometrik ee, anlamlarını ve birim çember üzerindeki değerlerini hem uzunluk hem açı değerleri üzerindeki uygulamalarını konuşacağız. Bakayım birim çember uygulamalarını da mı konuşuyoruz? 123. sayfayı da konuşacakmışız. 123 birim çember üzerindeki alan uygulamalarını da konuşacağız. Yarın çok sağlam işlerimiz var. Yarın işi gücü bırakıyorsun. Önce bugünkü yıldızlı sorular artı ödev sorularını bitiriyorsun. Yarına tas tamam, sapa sağlam kafa olarak da vücut olarak da zinde bir şekilde karşıma geliyorsun. Yarın cümbüş var. Yarın panayır var. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. 29. günde görüşmek üzere. Hoşçakalın.